Kendine gel. Canan. Canan nasıl yaptın böyle bir şey ya? Canan iyi misin? Hadi kalk lütfen. Canan. Canan iyi misin? Duyuyor musun beni? Allah'ım çok şükür. Canan bedeni boşaltmamız lazım hemen. Hadi canım kalk. Kalk hadi. Yavaş kalk hadi. Hadi yavaş. Tamam. Canan ya. Nasıl yaparsın böyle bir şey ya? Hiç mi acımadın kendine, bize, annene hiç mi acımadın? Hadi dikkat et yavaş. Tamam. Sen. Hani sen benim müşterimi çalmayacaktın? Ne? Ne? Ne oldu yine? Aklın yerinde mi diye baktım ama göremedim. Sen kendini çok şirin sanıyorsun galiba. Ama hiç öyle değilsin. Pek sevgili pasaklı kontes. Benim senin müşterini çaldığım falan yok. Kendisi geldi, sözleşme yaptık, gitti. Hem bu kadar büyütme. Komisyon falan almayacağım zaten. Nasıl? Komisyon almayacak mısın? İngilizce söylememi ister misin? Fransızca da söyleyebilirim. Komisyon almayacağım. İstediğin dilde söyle. Senin bu yaptığın dünyanın her yerinde düpedüz emek hırsızlığı. Tamam. Kiradan komisyon almayacağız. Satıştan da mı almayacağız? Evet. Ama sen böyle rekabet ederken gereksiz yere çok sinirleniyorsun. Biraz rahat ol. Bak rekabet iyidir. Kazanmak için insanı kamçılar. Sen böyle devam et. Kendi kendini kamçılar durursun. Sen bu kafayla bu işi beceremezsin. O rekabet dediğin şey var ya, daha başlamadı bile. Hayırlı işler, bol güneşler. Her şey yolunda mı acaba? Ne varsa attın dışarı. Çok şükür midende bir şey kalmadı. Hadi birazcık daha dayan, geçecek. Hadi gel gidelim. Geldik işte, tamam. Hadi uzan şimdi biraz. Gel yavaş. Neden kurtardın beni? Ne diyorsun Canan? Ne demek neden? Zaten her şeyin sebebi sen değil misin? Neden yardım ediyorsun bana?
Neden benim mutlu olmamı istemiyorsun? Neden? Canan, bak hiçbir şey sandığın gibi değil. Sen şimdi birazcık dinlen, ben bir ilaç yapacağım sana. İstemiyorum senin ilacını. Hiçbir şey yapma benim için. Hiçbir şey. Canan lütfen birazcık sakin olur musun? Bak belki farkında değilsin ama çok büyük bir şey atlattın. Sana ne? Sana ne? Hayatımı mahvettin. Her şeyi mahvettin. Tamam. Yarın öğlen hallediyoruz kesin. Görüşmek üzere. Her şey istediğim gibi gidiyor. Aman, nazar değmesin bana. Havalar serinledi ama. Buranın havası hala çok sıcak. Ay ne iyi ettin de geldin Salim. Bak Şükran'ın dolap kapakları da halloldu çok şükür. Abla söyleseydiniz yapardım. 5 dakikalık iş zaten. Ya aslında kadıncağız bana birkaç kez çıtlattı ama ben de aklım kaldı işte. Şükran ablanın yaptığı iyilikler saymakla bitmez. Çocuklara, bana hepimize kol kanat gerdi. Öyle öyle Allah razı olsun. Bir tane de Şükran'ımız. Pamuk yürekli, merhametli. Öyle. Bizim damadı da ilk günden kucak açtı. Ya hakikaten doğru söylüyorsun Salim. Böyle bir iyiliği benim diğer insan yapmaz. Hele de bugün de. Oo, baksana çoluk çocuğunu başından atmaya çalışan ana babalar var. Salim, onu mu düşünüyorsun? Yazık mı canım artık kardeşim? Bak ne güzel işinin başında. Daha ne olsun? Sağlıklı, mutlu. Ay maşallah pek de olgunlaşmış. İyi abla. Askerden geldi. 3-5 gün gördük. Yoktu gene yok. Olsun Salim. En iyisini yaptı. Bak artık ekmek aslanın ağzında değil midesinde. Ne güzel işlerini kurdular. Asker arkadaşıyla birlikte el ele verip ya nasip deyip yollarına gidiyorlar işte. Öyle de abla. Yani gözümün önünde olsaydı. Olmasın Salim. Gözün önünde de olmayı versin. Hayır burada olup aç açık gezeceğine. Hiç değilse işinin başında ekmeğin peşine koşar öyle değil mi? Öyle. Dil söylüyor kalp dinlemiyor abla. Dinlesin Salim dinlesin. Hele de annesinden sonra. Yalan mı söylüyorum canım Allah aşkına? Ay, genç delikanlı çocuk. Ne kadar yıprandı görmedin mi Salim? Ha? Ya bir de annen nereye gitti diye sorsalar? Bu konuyu kapatalım abla. İyi, tamam tamam. Aa Salim. Bizim damat değil mi? Ne yapıyor ki burada? Hoş geldin oğlum. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Ya hayırdır ne bekliyorsun burada? Zehra Canan'a bakmaya gelmişti de. Ben de onu bekliyorum. Aa. Niye var ki Canan'ın oğlum? Şey yani ben de tam bilmiyorum ama sanırım biraz rahatsızlanmış. Ama korkacak bir şey yok. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Evladım burada beklemekle olmaz. Gel gel sen de.
İki kaşık daha yeseydin bari. İstemiyorum. Canan. Kızım, ne oldu? Yüzün bembeyaz olmuş. Telaş yapma anne ya, bir şey yok. Nasıl bir şey yok yavrum, baksana boylu boyunca yatıyorsun işte. Kızım ne oldu, anlatsanıza. Halacığım midesini üşütmüş, korkulacak bir şey yok. Niye bana haber vermiyorsunuz kızım? Boşuna telaşlandırmayalım dedik seni. İyi misin kızım? Daha iyi olacağım. Geçecek. Bir şeye ihtiyacınız varsa yardımcı olmak isterim. Şimdilik yok. Geçmiş olsun. Sağ ol Emre oğlum. Allah razı olsun senden. Aslında biz biraz yalnız bıraksak, Canan dinlense daha iyi olacak. Babacığım. Halacığım, hadi gel çıkalım biz. Tamam kızım. Ben de şöyle güzel bir çorba yapayım. Bol limonlu, midene iyi gelir ha. Tamam kızım. Hoş geldin Şükran teyze. Hoş bulduk yavrum. Nasılsın? İyiyim işte, ne olsun. Nasılsın Şükran teyzeciğim? Aa, ses duyuluyor muydu? İyiyim evladım, sen nasılsın? İyiyim sağ olun. Buraya doğrayın Şükran teyze. İnşallah. Ayakta kaldın, otursana. Ay, sana yemek getirdim. Soğutmadan sıcak sıcak ye. Daha geçen gün börek getirmişsin Şükran teyze. Niye zahmet ettin? Evi buraya taşıyorsun vallahi. Ne zahmeti kızım? Olur mu öyle şey? Seve seve yapıyorum vallahi. Daha önceleri Salim'e yapıp götürüyordum. Ama şimdi sağ olsun Hamiyet var. O pişiriyor. Ay benim de huyum kurusun. Pişirmeden, yedirmeden içim rahat etmiyor işte. Ne yapayım? Vallahi bir tanesi ne diyeyim. Eline koluna sağlık. Afiyet olsun yavrum. Sabah kızım Kerem Bey'i oğluma da vermemiz lazım. Öz hakkıdır. Veririz, ilacı elisi var. Beklesin püskül. Çok alemsin vallahi. Yine bir püskül. Öyle ama Şükran teyze. Püskül olmasa gelip burnumun dibine emlakçı açar mı? Ayıp vallahi. Aa, deme öyle kızım, deme. Rızkı veren Allah. Kısmetinde ne varsa onu yersin. O da kendininkini. Hem bakarsın uğurlu gelir sana. Şükran teyze, bu mu bana uğurlu gelecek? Onun kendine hayrı yok, bana nasıl hayrı dokunsun? Ay ben sana laf yetiştiremem. Yok yok anam yok. Ben en iyisi çocukcağıza götürüvereyim şunu. Yani ben yemek yedi diye gördüm sanki az önce. Ondan dedim. Olsun, sonra bir daha yer. Şimdi böyle gözümün önünde yemek çok ayıp kızım. Olmaz. Ben götüreyim. Yatağa düşecek kadar üşütmüş ha. Laf dinlemiyor ki Salim. Kızım havalar soğudu. Biraz kalın giyin. Şu çoraplarını da ayağından çıkarma diyorum ama kim dinliyor ki?
Ben bir Canan'a bakayım. Alacığım, bırak uyusun azıcık. Başka türlü toparlayamazsın. Doğru diyor abla. Dinlensin biraz, sonra bakarsın. Sağ ol kızım, eline sağlık. Sağ ol güzel kızım. Sen gidecek misin? Canan'ı böyle bırakıp gidemem baba. O gece yanında kalayım. İyi düşünmüşsün yavrum. Bence de kalman daha doğru. Canan sana ihtiyacı var. Ne kadar çalışırsan çalış, işi batıracaksın asıl. Senden önce dükkanı kapatmayacağım Sabahın. Uyu sen uyu. Yarın büyük gün. Açılışıma gelen kalabalığı görünce şok olacaksın. Kendine benzetti beni Püskül. Nasıl oldun? Daha iyisin değil mi? Canan, ya konuşmayacak mısın benimle?
Ben sadece sana yardım etmeye çalışıyorum. Neden böyle davranıyorsun? Söyler misin neden? Bu ne ikiyüzlülük ya? Beni bu hale getiren sen değil misin? Canan, sen neden bahsediyorsun? Ne yaptım ben sana? Bir de bilmezden mi geliyorsun? Beni Çetin'le ayırdın ya. Daha ne yapacaksın? Ya sen var ya. Yılansın yılan. Başka bir şey değil. Mutlu musun bari? İstediğini aldın. Zengin kocayla evleniyorsun. Bir de benim şu halime bak. Ölümden döndüm. Senin yüzünden. Senin. Geçmiş olsun Canan. Toparlayabildin mi biraz? Hı hı. Sağ ol. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Bir isteğin. Ben çıkıyorum. E git hadi. Biricik nişanlını uğurla. Hiç iyi değil gibi geldi bana. Yani hastalığın dışında. Gergin, öfkeli gibi. Biraz öyle, evet. Sen hiçbir şey için canını sıkma. Tamam mı? Sen de benim yüzümden burada kaldın. Hastalık falan. Kusura bakma. Ben hiçbir şeyden şikayetçi değilim. Sen kuzeninle ilgilen. Bir şeye ihtiyacın olursa söylemen yeter. Tamam mı? Duyamadım. Tamam mı? Tamam. Söylemen yeterli. Hemen gelirim. Nasıl yani? Bu saatte eşya mı yerleştiriyor bu püskül? Thank you.
gece gece? Ne var? Tablonun çivisi gevşemiş, onu çakıyordum. Gecenin bu saatinde çivi çakmakla nedir ya? Hayatım, ne düşünüyorsun? Yorgunsun diye yarın anlatırım diyordum ama konu Asya. Asya mı? Ne oldu Asya'ya? Ya bir süredir garip davranıyor. Bugün oyuncak bebeğini parçaladı. Ya geçer diyorum ama bir süredir çok tuhaf. Hala öyle mi şimdi? Ya güç bela uyuttu. Ya Nihat, bir sorun var sanki. Hayatım, çocuk bu. Ya bence sen biraz fazla hassas davranıyorsun. Şöyle düşün. Çocuğumuz büyüyor. İnşallah dediğin gibidir ama ben hiç öyle olduğunu sanmıyorum. Ya bebeği parçalarkenki yüz ifadesini görmen lazımdı. Ya karıcığım, çocuklar böyledir. Bir anları bir anlarını tutmaz. Hadi gel yat artık. Yat. Ha şöyle. Bak görürsün, yarın her şey daha güzel olacak. İnşallah dediğin gibi olur. Duvar değil, cam. Yani senin tarafın kirli olursa otomatik olarak benim tarafım da kirli görünüyor. O yüzden dikkat et. Elini de bir daha cama vurup kirletme. Ara sıra da kendi tarafını temizle. Sen ne çeşit birisin ya? Ben yarın yapacağım açılışla buraları sallayacak adamım. Ben yarın yapacağım açılışla bu mahallenin tarihine adımı altın harflerle yazacak adamım. Ben... Sen... Gece gece gürültü yapacak adamsın. Sen insanları uykusundan uyandıran adamsın. Yarın gelecek misin açılışına? Tabii ki hayır. Aslında evet. Yani gelmesen iyi olur. Bu üstte başta. Sen göreceksin yarınki açılışı. Konuşmamız lazım. Ay nasıl da masum oynuyorsun. Çorbanı içince hiçbir şeyciğin kalmaz yavrum. Heh. Bir de anne lafı dinleyip çoraplarını ayağından çıkarma, tamam mı? Sağ ol anne. Zehra'm, sana da getireyim mi yavrum? İçer misin? Yok alacığım, sağ ol. Ah be Zehra'm, seni de işinden alıkoyduk. Keşke gitseydin, ben Canan'a bakarım. Olur mu öyle şey Allah? Canan iyileşsin, ben giderim. Annem doğru söylüyor Zehra. Gitseydin aslında. Hatta git bence. Biz idare ederiz. Tabii. Olmaz. Hem ben zaten izin aldım. Gitmeme gerek yok. Yine hasta olurum diye mi korkuyorsun? Anneciğim, bunun tuzu az mı olmuş biraz? Tamam kızım, getireyim hemen. Hiçbir işi yarım bırakmayı sevmem. Beni bilirsin. Canan, sakın. Bak sakın diyorum Canan. O adam için hiçbir şeye değmez ya. Tamam. Rahatla birazcık Zehracığım.
Gördüğün gibi hiçbir şey yaptığım yok. Allah'ım sen yardım et. Ne olur bir delilik yapmasın. Çetin'le konuşmam lazım. Canan'a ne oldu? Neden böyle yıkıldı öğrenmem lazım. Ah, ekmek getirmeyi unutmuşum kızım. Bak kızarttım senin sevdiğin gibi. Şimdi bunlardan çorbanın içine koyduk mu sana güç kuvvet verecek. Hadi. Anne çok teşekkür ederim. Şifa olsun yavrum. Ben bir telefona bakayım. Tabii kızım. Efendim. Nasılsın? Durumlar nasıl evde? Yani sizi merak ettim. İyi. Yani her şey yolunda şimdilik. Sevindim. Bir şey mi diyecektin? Evet. Ne? Nene. Unuttun mu yani? Hayır. Kim demiş unuttuğunu? o zaman? Yani ben sadece zamanı uzatıyorum. Hangi zaman? Bunu işte. Nefesini dinlediğim şu güzel anı. Ömer. Zehra. Kızım. Efendim alacım. Gelirken bir su getiriver. Tamam hala getiriyorum. Ya, pardon halam seslenince. Benim için sorun yok. Hem de hiç sorun yok. Kapatıyorum. Tamam. Ben ararım yine. Tamam. Zehra. Efendim? Seni seviyorum. Orada mısın? Evet. Tamam. Hadi kapat sen istersen. Ararım ben seni. Kızım geliyor musun? Gel anneciğim. Çantamızı takalım. Tamam hazırız. Hadi gel. Anne. Efendim bir tane. Ben okula gitmeyeceğim. Ne demek gitmeyeceğim? İşte gitmeyeceğim. Ama bak okulda arkadaşların, öğretmenlerin seni bekliyordur. Dedim ama gitmeyeceğim işte gitmeyeceğim. Aslıcığım olur mu öyle şey? Hadi gidiyoruz. Aa, ay o sesiniz tam mutfaktan geliyor. Ne oldu size böyle? Babaannesi Asya Hanım okula gitmek istemiyormuş. Aa. Yavrum. Niye gitmek istemiyorsun kızım? Bir şey mi oldu? Orada canım sıkılıyor benim. Hayda! Niye sıkılıyor ayol? Ne oldu ki? Asya'cığım söylesene neden susuyorsun? Çünkü ödevlerimi yapamıyorum. Yine yapamadım. Tamam anneciğim üzülme sen. Ne oldu ki bu çocuğa böyle? Anneciğim üzülme bak beni de üzüyorsun. Tamam bak bugünlük okula gitmeyiz olur. Nazar mı? Kesin nazar. Ay ben şimdi böyle bir bardak suya okurdum bu nazar dualarını. Bir şeycik kalmaz benim bebeğim. Hiç. Tamam. Aman diyeyim bayat olmasın. Sizden daha önce çok alışveriş yaptım biliyorsunuz. Öyle mi? Peki. Tamam, teşekkür ederim. Bekliyorum. Evet baba. Sen de göreceksin nasıl para kazandığımı o pasaklı konteste. Sabah sabah nereye gitti ki bu? Neyse, ben işime bakayım.
Alo Atil. Bugün yardımına ihtiyacım var. Gelebilir misin? Tamam, bekliyorum. Günaydın pasaklı komşu. Günaydın çakmar içi. Sen kapatmasan ben kapat diyecektim. Bir haller var bunda ama. Belasından kurtulduk anlayışına. Ne bir arama var, ne bir mesaj. Bütün kopyalar hazır derim. Canan'dan ayrıldığıma da inandırırsam onu, güvenir bana. Tamamdır bu iş. Ne istiyorsun? Sesin duyman çok güzel. Yaptığın onca şeyden sonra bir de böyle. Af. Başa mı dönüyoruz yine? Plan tıkır tıkır işliyor işte. Bir sorun çıkartmazsan bu sayfa kapanır. Bu iş bittiğinde bir daha Canan'ın etrafında dolaşmayacaksın. Paranı aldığında Canan'ın hayatından tamamen çıkacaksın. Senin yüzünden neredeyse ölüyordu zaten. Onu bir daha üzmene izin vermeyeceğim. Niye, ne oldu ki Canan'a? Seni hiç ilgilendirmez. Sen Canan'dan uzak duracaksın. Hadi söyle, nerede buluşacağız? Yine aynı kafede buluşalım. Niye böyle dedik şimdi? Ati, iyi hazırlanmamız lazım. Çok insan gelecek. Kerem abi, hepsini anladım da bu nedir? Sushi, Japon mutfağının en ünlü yemeklerindendir. Ha, yemedim ama duymuştum. Çiğ balık değil mi? Ati, öyle deyince garip oluyor da sushi güzeldir. Tatsana bir tane. Abi, kesin iyidir de yok, ben almayayım henüz. Kolay gelsin. Hoş geldin pasaklı komşu. Nasıl gidiyor? İyi işte. Sana sushi ikram edeyim. Gerçi sen sushi nedir bilmezsin. Yok, aç değilim ben. Size afiyet olsun. Yok abla, ben de yemedim. İyi, yeni afiyet olsun diyelim bence. Seyredelim. Neyse. Kolay gelsin. Abi, bir bardak limonata içebilir miyim ya?
İçim yandı. Sonra yıkarım tekrar tertemiz. İşte bir yer. Hoş geldin Şükran teyzeciğim. Aa, zahmet etmişsiniz. Hoş bulduk. Hayırlı olsun tekrardan. Senin için yapabileceğimiz bir şey var mı evladım? Yani eksik bir şeyim falan. Ha. Yok yok, bir şeye ihtiyacımız yok, sağ olun. Ya oğlum, ben bu börekleri sabah için yapmıştım. Sana da böyle elimiz boş gelmiş gibi oldu, kusura bakma. Önemli değil Şükran teyzeciğim, yani gelip bakmanız bile yeterli. İyi madem. Tekrar hayırlı olsun. Görüşürüz. Allah utandırmasın oğlum. Hayırlı uğurlu olur inşallah. Teşekkür ederim. İnşallah. Ömer, şu dosyaları imzalaman gerekiyor. Bakabilecek misin? Nihat, burada bayağı bir iş var. Vallahi ben elimden geleni yaptım ama yakında sorun çıkaracak gibi gözüküyor. Tamam, ben bugün hallederim. Ömer Bey, imzanız gerekiyor. Nedir bunlar? Son yönetim kurulu kararı. Ben bunları imzalamamış mıydım? Geçen gün imzalarım demiştiniz ama sonra aceleyle çıkmıştınız. Hatırladım. Tamam, imzalayalım. Peki okuduğum taslakla aynı mı? Aynı. Maddelerin yerini değiştirdik, sınıflandırdık. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Söyleyeceğiniz başka bir şey yoksa ben... Yok, çıkabilirsin. Kolay gelsin. Teşekkürler. Ömer. Buna bakmam lazım. Her şey tamam değil mi? Bir aksilik çıkmasın lütfen. Tabii tabii. Sürekli beni arayabilirsiniz. Anladım. Kolay gelsin, teşekkürler. Ömer, meşgulsen ben sonra gelebilirim. Yok yok, sorun yok. Sen bir şey söylüyordun. Ne demek şimdi bu? Niye benim yüzümden ölüyor? İntihar etmiş baş belası. Ölürse başım beladan kurtulmaz. Fotoğraflar da ortalıkta. İşin yoksa Ömer Kervancıoğlu'yla, polisle, sorguyla, karakolla ayrı uğraş. Bırakırsam her şeyi mahvedecek bu salak. Ara ara. Daha çok ararsın sen beni. Açmayacağım işte. O kötü dükkaklıyla naz yapıyor bir de bana bak. Yap yap.
ben senin yola getirmesini bilirim canım. Devam et, devam et. Ara. Aç şunu Canan. Aç şunu Canan. Aç güzelim. Alo Canan. Ne istiyorsun? Nasılsın diye merak ettim. Sana ne? Sana ne? Ben sadece seni merak ettim. Sen beni niye, neden merak ediyorsun ki? Bak Canan, ben sana o gün öyle dedim ama nedenini biliyorsun. Ama ben hiçbir şey bilmiyorum Çetin Bey. Canan bak, öfkeni anlıyorum ama ben seni seviyorum. Bunu senin de bildiğine eminim. Dediğim gibi benim bildiğim hiçbir şey yok Çetin. Bil o zaman. Ben seni seviyorum. Hem de çok. Ya hem seviyorsun hem ayrılmak istiyorsun, öyle mi? Canan, senin iyiliğin içinde. Ama ben yok, buna da dayanamıyorum. Söylediğim her şeyi unut. Lütfen beni affet Canan. Ben kapattım o defteri artık. Haklısın canım. Ne desen haklısın. Ama böyle bitmemeli. Bana bir şans daha verirsen bütün hatalarımı telafi etmek için her şeyi yapacağım, söz veriyorum. Lütfen görüşelim. Böyle telefonla olmaz. Yüz yüze görüşelim. İçimden gelmiyor Çetin. Seni görmek istemiyorum ben. O zaman ben sana geliyorum Canan. Ve seni görmeden de hiçbir yere gitmeyeceğim. Hayır hayır hayır, sakın gelme. Tamam. Ben gelirim. Tamam. Kafede buluşalım yine canım. Ama benim şimdi birkaç işim var, tamam mı? Ben onları halledeyim. Ondan sonra arayacağım seni, tamam mı? Tamam. Aspama bak ya. Küçücük aktiyle ayar çekiyor bir de bana. Çek bakalım, çek. Sıra bana da gidecek. Çok yakında sıra bana da gelecek. Allah Allah, niye kimse gelmedi ki acaba? Saat daha 12 canım. Erken. Öğleden sonra dalar buraları. Bugün açılışım var komşu. Beklerim.
Nereye gidiyorsun Canan? Canan, duymuyor musun beni? Nereye gidiyorsun diyorum. Ay sana ne? Seni ilgilendirmez. Yoksa Çetin'le mi buluşacaksın? Sana ne Zehra? Ya sen kendi işine baksana. Canan lütfen. Lütfen bak gitme o adamın yanına. Niye gitmeyecekmişim? Hı? Her şeyin en iyisini sadece sen mi hak ediyorsun? Ha benim yüzüm gülmesin mi? Canan hiçbir şey bilmiyorsun. Bak o adam seni sevmiyor. Seni sadece kullanıyor. İyi bir insan değil o, doğru değil. Ne diyorsun ya sen? Ha? Ne saçmalıyorsun? Bu duyduklarının seni üzeceğini biliyorum ama artık her şeyi öğrenmen lazım. Neyi öğrenecekmişim? Söyle neyi? O gün Çetin'in evine gittiğinde o adam senin uygunsuz fotoğraflarını çekmiş Canan. Ne? Sen baygınken